Arkadaşlar merhabalar. 11. sınıfın ilk ünitesine karşınızdayım arkadaşlar. İlk ünitemizin adı Edebiyata Giriş. Arkadaşlar burada bizi zorlayacak hiçbir durum yok. Biz neleri göreceğiz onu bir anlatayım size arkadaşlar. Önce edebiyat toplum ilişkisini anlatacağım. Sonra edebiyat sanat akımlarla ilişkisi. Sanat akımlarla ilişkisi nasıl oluyormuş, nasıl ortaya çıkıyormuş bunlardan bahsedeceğim. En sonunda diyeceğim ki buraya da eklemedim. Sığmadığı için klasizm, realizm, naturalizm gibi bir sürü akım işleyeceğiz. Yalnız ben sana şunu söyleyeceğim. İster temeci ol, ister baktığın zaman sayısalcı ol. Hiç fark etmiyor. Biz edebiyatçılar edebi akımları severiz. Edebi akımlardan soru sorarız. Burada klasizm, realizm, naturalizm, parnasizm gibi akımları anlatırken aman dikkat diyorum. Şimdi güzel kardeşim TMC'sen eğer, bak beni burada daha fazla dinle lütfen. TMC'ler için gelecek yıl 12 olacaksın. Üniversite sınavında AYT edebiyat sınavı geçecek. Yani ikinci oturumda sana edebi akımlardan soru soruyorlar. Unutma. Son 3 yıldır bak. AYT edebiyat sınavında en az bir soru. Taş çatlası 2 soru geliyor. O halde 24 soru olduğuna göre edebiyatta bir tane sorunun cepte olmasını istemez misin? İstersin. O halde haydi başlıyoruz, geçtik. Şimdi edebiyat toplum ilişkisi dediğim zaman değerli arkadaşlar çok kolaydır. Kendince yorumlayabilirsin. Bunlar hepsi benim derste yazdığım notlar arkadaşlar. O yüzden buraya geçirdim. Şimdi edebiyat toplum ilişkisi bireyin duygu düşüncelerinin sürekli değişeceğini biz biliyoruz zaten bunu. Ama bu edebiyat toplumu da etkiler. Ya şöyle düşünün arkadaşlar, bir roman var. Roman Türkiye'de çok satıyorsa bu edebiyatın toplumu etkilemesi değil midir bu? İşte en güzel örneği de budur. Geldim. Sonra dedim ki bir edebi eser bireyi veya toplumu etkileyebilirken edebiyat toplum ilişkinin güzel bir örneği midir? Evet. Geldim. Edebiyat toplum birbirinden ayrılamaz. Hayat boyu ilişki içindedir. Gayet de öyledir. Sen hiçbir şekilde edebiyatı toplumdan bağımsız göremezsin. Ha diğer şeyden az çok bağımsız görebilirsin. Yani tam birbiri çok ilişki içerisinde olmadığını söyleyebilirsin diğer sanat dallarla. Ama toplum için diyemezsin. Geldim. Edebiyat sanat akımlarına ilişki. Öncelikle sanat akımları neymiş? Tanım neymiş? Bunu bilmek lazım. Bak belli bir kişinin toplumun ortak dünya görüşü oluşuyormuş. Sonra sanat anlayış çerçevesinde oluşan bu anlayış ve bu anlayış üstüne eserler verdiğinde sanat akımı ortaya çıkıyormuş. Sanat akımı durup dururken ortaya çıkmıyor. Demek Ahmet, Mehmet, Veli toplanacağız. Şu görüşü benimseyeceğiz. Dünya görüşümüz sanat akımı, diyelim ki kafiyesi şiir yazmayı. Dünya görüşümüz bilmediğimiz kelimeler olsun. Bunları kullanacağız diyelim. Ne oldu? Ortak geldik. Bir tane bir bildiri koyduk. Dedik ki klasizm olacak dedik akımın adı. Ha bak oluşturduğumuz topluluğun oluşturduğu akıma ne diyorum? Sanat akımı diyorum işte. Bu kadar. Şimdi sanat akımının özellikleri nelermiş? Ona bir bakalım. Sanat akımlar toplumun yaşam biçimi, sosyal yapısını yansıtabilir değerli arkadaşlar. Çünkü bak belli bir topluluk oluşturuyor zaten. Bağımsız olabilir mi? Mümkün değil. Geldim ikinciye. Sanat akımları sanatçılar birden fazla akıma bağlanabilir. Birazdan anlatacağım da şöyle bir şey var. Şimdi bakacaksın realizme bağlı olan sanatçının naturalizme de bağlanabileceğini göreceksiniz. Ondan sonra hümanizme bağlanan başka bir akıma bağlandığını görebileceksiniz. Arkadaşlar çünkü sanatçı birden fazla türde eser veriyor. Mutlaka verdiği esere şiire hangisi uygunsa, roman hangisi uygunsa onu yansıtmak durumundalar. O halde birden fazla akıma mensup olabilirler arkadaşlar, unutmayalım. Sanatta her zaman bir sanatçı tek bir akıma bağlı olacak diye bir durum yok. Geldim diğer tarafa. Sanat akımların başlangıç ve bitiş tarihliği kesinlik yoktur. Bakın mesela diyoruz 17. yüzyılın ikinci yarısına diyoruz. Ama 17. ikinci yarısı ama ne zamanında? Kesinlik yok. İşte edebi akımlarda böyle bir arkadaşı kesinlik ve bitiş tarihiyle ilgili yoktur arkadaşlar. Bu halde bunu unutmayalım. Geldim. Sanat akımı romanda, şiirde ve hikayede etkili olabilir. Arkadaşlar bakın bizim edebiyatımız şiir, hikaye, roman, tiyatro, anı diye bölünmüş değil mi? Yani birçok şeyde. Ben sana şiirde yansıdığını göstereceğim. Romanda hikayeleri olduğunu göreceğiz arkadaşlar. İşte sanat akımları dediğimiz şey de budur. Sanatçılar da ona göre dilini yazıyor. Mesela diyoruz ki kimisine dili ağır, kimisinin dilinin sade olmasın. Nedeni peki ne? Sanat akımı işte. Bundan dolayıdır arkadaşlar.
Şimdi buraya kadar işlediklerimizle ilgili neler yaptık? Edebiyat toplum ilişkisinden bahsettik. Çantada keklik bir şey zaten. Sanat akımlarla ilişkisinden bahsettik. Tanımını yaptık. Sanat akım özelliklerini yaptık. Bu kısmı bitirdik. Şimdi benim de bir kelime sorum var. Saf dışı, saf dışı. Birisi bitişik, birisinde ayrı. Sence hangisi doğru güzel kardeşim? Sence? Alttaki daha yakın geliyor belki de. Belki üstteki, bilmiyorum. Cevabı lütfen altı yorumlara yaz. Arkadaşlar, o halde şöyle bir başlayalım. Saf dışı, saf dışı dedik. Arkadaşlar şu kısım, şurası saf dışı, şu doğrudur, şu yanlıştır. Niye güzel kardeşim? Niye? Arkadaşlar, Türk Dil Kurumu der ki iç, dış, sıra sözcükleri her zaman ayrı yazılır der. Bu nedenden dolayı saf dışı doğrudur, saf dışı biçik olanı yanlıştır değerli arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.